Öncelikle ölçü kaşımın uyumunu kontrol ediyorum. Daha sonra prepare etmeden dişlerimin ölçüsünü alıyorum. Şimdi dişlerimi değiştiriyorum. Boşluğu daha önce mumla kapatmıştım. Geçici kronu burada yapacağım için daha önceden taylı modelde hazırlamıştık hatırlarsanız. Bakın arkadaşlar. Homojen bir şekilde var olan krete göre kapattım. Sule ettim. Önce likit. Daha sonra akril mumla kaydısıyla geçicimi karıştırıyorum. Rahat çalışmak için bir diğer godeye de likit koydum. Modelim izole edildi. Ölçümü kontrol ettim. Herhangi bir giriş çıkışta engelleyen yapı yok. Akriliğimi karıştırdım. Bir diğer godeye de biraz likit ilave ettim. Bir bolin içerisine ılık bir su ayarladım, sıcakla ılık arası. Kontrollü bir şekilde bastırıyorum ve baskılı bir şekilde tutuyorum. Çok sertleşmeden çıkarıp uzunlukları temizleyeceğim. Geçici kronum hazır. Şimdi bunun uyumuna bakıyorum. Tesviye polisajınızı yaptıktan sonra uyumlamaları yapıp keskin kenarları, gövde altını, embroşürleri düzelterek uygun tesviye frezleriyle kapı tesviyenizi bitirip daha sonra ince frezlerle ince tesviyenizi bitirip gri ya da yeşil lastik, daha sonra homza ve fırça ve keçe, en sonunda cila patıyla yaptığınız kronları bu şekilde geçici hazırlıyorsunuz.